Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı ortak yazılı sınavlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu önemli açıklamanın detayları çok fazla belli değil. Zamanla açıklanacak. Bizler de bileceğiz, sizlerle paylaşacağız. Ancak şu anda üzerinde durdukları noktalarla ilgili bazı açıklamalar yapıldı. Bunları sizlere hemen söyleyelim. Öncelikle bu sınavlar açıklanınca birçoğumuzun aklına TEOG sınavları geldi. Neden? TEOG'da birbirine benzer, daha doğrusu ortak sınavlar yapılıyor. İnsanlar birbirine yakın sonuçlar alıyordu. Burada da öyle şeyler mi olacak? Birkaç madde halinde açıklayalım. Öncelikle ortak sınavlarda öğrenci sıralaması belirlenmeyecek. Çünkü hedeflenen şey bu değil. İşte sen birinci oldun, bu üçüncü oldu. Ülke genelinde, ilçe genelinde böyle bir sıralama yapılmayacak. Notlar karşılaştırılmayacak. Doğal olarak bu sınavlarda birinci, ikinci, beşinci, sonuncu belli olmayacak, açıklanmayacak. Çünkü amaç bu değil sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Okul sınav tarihleri dönem başında açıklanacak. Şu tarihlerde sınavlarınız olacak şeklinde. Sınav haftası derslerde işlenmeye devam edecek. Yani YKS'de olduğu gibi artık bitti, hadi sınav oluyoruz şeklinde değil. Ya da üniversitelerin vize final haftaları gibi değil de daha çok dersler devam ediyor ama biz bir yandan sınavımızı da oluyoruz formatında. Zaten normalde sınavlarda bu şekildeydi. Normalde okullar yapılan sınavlar açık uçlu klasik sorular oluyordu arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek zaten sınavlarınız. Ancak bazı sınavlar ortak yapılacağından ortak sınavlarda şu anda açık uçlu klasik sorular sorulması hani gündemde ama biliyorsunuz çoktan seçmeli test olarak başlayacak. İleride yapılabilirse açık uçlu klasik sorular da eklenecek, yapılabilirse diyorum. Çünkü zamanında TYT, AYT içinde böyle bir düşünce vardı. Fakat geniş kapsamlı sınavlarda yani çok fazla öğrencinin katıldığı ortak sınavlarda bunun olması biraz zor. Yazılımsal olarak hazır değiliz. Değerlendirme ölçütlerinde problemler çıkabilir. O yüzden şimdilik uzak gözüküyor ama yapılabilirse bu da elbette ki yapılacak. Ülke geneli sınav sonuçlarını il ölçme merkezleri okuyacak. Yani Artvin'de yapılan sınavları Artvin'de il ölçme merkezi değerlendirecek. Daha sonra bunların hepsi birleştirilecek. Genel olarak görülebilecek. Ülke geneli sınava giremeyen öğrenciler için, ortak sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Bu mazeret sınavında aldığı notlar aynı şekilde geçerli sayılacak. Okullarda öğretmenleriniz tarafından yapılacak olan bu sınavlarda sorular ortak havuzdan alınacak sevgili arkadaşlar. Ortak havuzda oluşturmuş sorulardan seçilecek ve bu sınavda karşımıza çıkacak. Hemen en çok hoşunuza gidecek şeyleri söyleyeyim. Yanlışlar doğrularınızı götürmeyecek. Tabii bir değerlendirme ölçütü olarak baktığımızda bu ne derece doğru bir karar bilemiyoruz ancak böyle yanlışlar doğrularınızı götürmeyecek. Daha detayları gelecek, bir sürü detay olacaktır. Bunlar yüzeysel olarak bildiğimiz şeyler sevgili arkadaşlar. Takipte kalın.